Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesi matematik videolarına hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda tümevarım konusuyla ilgili terim sayısı bulma yöntemini konuşacağız. Tabii terim sayısı bulmayı bir formül üzerinden değil de belirli bir sayma yöntemi üzerinden anlatmaya çalışacağız. Geçen dönem okulda görmüş olduğunuz permütasyon kombinasyon konusunun başında saymanın yöntemlerini işlemiştiniz. Sayma yöntemlerinin arasında ilkel sayma diye bir yöntem var. İlkel sayma en eski sayma şeklidir. Bu saymanın gerçekleşmesi sayma sayılarıyla nesnelerin arasındaki birebir eşleşmeyle gerçekleşir. Yani biz belirli sayıda nesneyi saymak istediğimizde her nesneye sayma sayılarını birebir karşı getiririz. Son sayma sayısı orada bulunan nesne sayısını verir. Sayma sayılarının kümesi işte birden başlayarak pozitif doğal sayılar diye de ifade edebiliriz. Birden başlayarak n'e kadar giden sayılara sayma sayısı diye ifade ediyoruz. Hemen ilk uygulamayla anlatmak istediğimiz yönteme geçelim sevgili arkadaşlar. Terim sayısı soruluyor bizden. İşte 3'ten başlamış, 3, 4, 5, 6, 80'e kadar giden bir elimizde bir diziliş var. Genellikle burada bu tür dizilişlerde terimlerin arasındaki ilişkiye baktığınız zaman burada terimlerin arasında hep farkın aynı olduğunu görürsünüz. Yani 3 ile 4'ün arasında bir fark var, 4 ile 5'in arasında bir fark var, 5 ile 6'nın arasında bir fark var. Dolayısıyla farklar 1 gitmiş. Dolayısıyla bir dizilişte terimlerin arasındaki farklar eşit olduğu zaman biz bu dizilişe aritmetik dizi diye ifade edebiliriz bu dizilişi. Şimdi böyle bir dizilişte kaç tane terimin olduğunu bulmayla ilgili gerek test kitaplarında gerekse bazı konu anlatımı kitaplarda bunun belirli bir formülü var. Ancak burada biz daha farklı bir yöntemle bunu ifade etmeye çalışacağız. Şöyle ki buradaki sayıları sayma sayılarıyla eşleştireceğiz. Yani 3'ü 1 yapmamız gerekiyor. Şimdi 3'ü 1 yapmak için her terimden 2 çıkartmak lazım. 4'ten 2'yi çıkarttığımız zaman 2 olur. 5'ten 2'yi çıkarttığımız zaman 3 olur. 6'dan 2'yi çıkarttığımız zaman 4 olur. 80'den 2'yi çıkarttığımız zaman 78 olur. Dolayısıyla buradaki her bir sayıya bir sayma sayısı karşılık getirdik. Ya da buradaki sayıları sayma sayısına dönüştürdük. Dolayısıyla burada 78 tane terimin olduğu belli. O zaman buradaki verilen dizilişte 78 tane terim vardır diye gayet rahatlıkla ifade edebiliriz. Şimdi bir başka uygulamayla bu çalışmayı somutlaştıralım. Uygulamada birinci örneğimiz şu. 6, 8, 10 diye giden bir ardışık çift sayılar var. Bu ardışık çift sayıların bu dizilişinde kaç tane terim olduğu soruluyor. Sevgili arkadaşlar yine aynı mantığı uygulayacağız. 6, 8, 10, 12, 14 diye giden bir aralarında iki fark olan bir ardışık aritmetik dizi var. Bu aritmetik dizide her terimi sayma sayısına dönüştüreceğiz. Bizim maksadımız 6'yı 1 yapmak. Öncelikle buradaki iki terimler arasındaki iki farkı 1 yapmak için tüm terimleri 2'ye bölüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 diye bunları yazdığımız zaman şunu görmek lazım. Bütün terimleri 2'ye böldüğümüz zaman terimlerin kendisi değişiyor elbette ama terim sayısı değişmiyor. Yani yukarıda kaç terim varsa her terimi 2'ye böldüğümüz zaman ortaya yeni terim çıktığı zaman bu terim sayısını değiştiren bir işlem değildir. Dolayısıyla biz burada 3'ü 1 yaptığımız zaman sayma sayısı olur. İşte 3'ü 1 yapmak için 2 çıkarıyoruz. 4'ten 2 çıkarırsak 2, 5'ten 2 çıkarırsak 3, 6'dan 2 çıkarırsak 4, 60'tan 2 çıkarırsak 58. Dolayısıyla burada 58 terim varsa burada da 58 terim vardır, burada da 58 terim vardır. O zaman 6 ile 120 arasında 58 tane terimin olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Benzer uygulamalarla bu çalışmayı somutlaştıralım. Daha da anlaşılır hale getirmeye çalışalım. İki basamaklı sayılardan bahsediyoruz. İki basamaklı sayılar 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren sayılardan bahsediyoruz. İki basamaklı 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük sayı 13'tür. 13, 18, 23 diye devam edip gider. İki basamaklı sayılar olduğu için en büyük 5'e bölündüğünde 3 kalanını veren sayımız 98'dir. Burada şunu görmek lazım arkadaşlar. 5'e bölündüğünde 3 kalanını verdiği için buradaki terimlerin arasındaki farkın 5 olduğu rahatlıkla görülebilir.
Dolayısıyla bu bir aritmetik diziliştir. Aritmetik diziliş, tekrar ifade edelim, terimler arasında ortak bir fark varsa, yani her iki terimin arasındaki değişim miktarı, fark miktarı eşitse bu dizilişe aritmetik diziliştir. Şimdi biz bunu sayma sayılarına çevirerek burada kaç terim olduğunu bulmaya çalışalım. Öncelikle tüm terimlerden 3 çıkaralım arkadaşlar. Buradan 3 çıkarırsak 10 olur. Buradan 3 çıkarırsak 15 olur. Buradan 3 çıkarırsak 20 olur. Buradan 3 çıkarırsak 95 olur. Sonra tüm terimleri 5'e böldüğümüz zaman burası 2 olur. Burası 3 olur. Burası 4 olur. Burası 5'e böldüğümüz zaman 19 olur. Sonra buradaki her terimden 1 çıkaralım. 1, 2, 3, nokta nokta 18 olur. Şimdi buradaki terim sayısı ile buradaki terim sayısı aynıdır. Çünkü her terim aynı işlemi yaptık. Yeni bir terim çıktı. Üstteki terim sayısı ile buradaki terim sayısı aynıdır. Çünkü her terime bir işlem yaparak terim sayısı değişmedi. Dolayısıyla biz her terime aynı işlemi yaptığımız zaman sonuçta ortaya çıkan sayma sayıları kaç tane ise başlangıçtaki verilen dizilişteki sayılarımız da o kadardır. Dolayısıyla 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı sayıların tamamı 18 tanedir. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. 23 ile 400 arasında 23 ve 400 dahil 3 ile bölündüğünde bir kalanını veren sayı isteniyor. Şimdi 23 dahil olduğuna göre 3'e bölündüğünde bir kalanını veren buradaki ilk sayımız 25'tir. Çünkü 24 3'ün katıdır. 25 3'e bölündüğünde bir kalanını verir. Sonra 28, sonra 31. Bu şekilde 3 üçerlik aralıklarla, üçer farklarla diziliyor. 400 sayısına geldiğimiz zaman 400 sayısı 3'e bölündüğünde bir kalanını veren bir sayıdır. 400'ün kendisi de dahil dediğine göre bu dizilişe 400 de alırız. Şimdi arkadaşlar bunları sayma sayılarını dönüştürelim. Ben buradaki her terimden bir çıkarsam 24, bir çıkardım 27, bir çıkardım 30, buradan bir çıkardım 399. Aralarında gördüğünüz gibi farklar 3. O zaman hepsini 3'e bölüyorum 8, 3'e bölüyorum 9, 3'e bölüyorum 10. Buradaki sayıyı 3'e bölüyorum 133. Buradaki sayılardan arkadaşlar bunu sayma sayılarına dönüştürebilmek için her birinden 7 çıkaralım. 1, 7 çıkarırsak 2, 7 çıkarırsak 3, nokta nokta buradan 7 çıkarırsak 126 olur. Dolayısıyla burada 126 tane sayma sayısı olduğuna göre bu dizilişte de 126 tane terim vardır deriz. Bu terim sayısı ile ilgili arkadaşlar ders kitaplarında veya üniversite hazırlık test kitaplarında şöyle bir formül görürüz. Genellikle terim sayısını veren formül her zaman için üst sınır, yani dizilişteki en büyük terim, eksi alt sınır, yani dizilişteki en küçük terim, bölü fark artı 1 olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu neticede bir formüldür ama bizim yukarıda sayma sayılarına dönüştürme işlemi bu formülün mantığını da izah ediyor bize. Üst sınırımız burada 400'dür. Alt sınırımız 25. Terimlerin arasındaki fark gördüğünüz gibi 3 artı 1'dir. 400'den 25'i çıkarırsak arkadaşlar 375 olur. 3'e bölersek 125. Bir daha eklediğimiz zaman 126 tane terim olduğunda formülle ifade ettik. Ancak bizim bu video dersimizdeki amacımız formülü öğretmek değil, bu işin mantığını öğretmek. O nedenle burada önemli olan bu yöntemi mantıkla ifade edebilmektir. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar, A B'den küçük olmak şartıyla A ve B dahil A ile B arasındaki ardışık pozitif kaç tam sayının olduğu soruluyor. Yani bizden istenen şu: en küçük sayımız A, sonra ardışık pozitif tam sayı dediğine göre A artı 1, A artı 2 diye gidiyor ve en büyük sayımız da B'dir. Bu dizilişte kaç tane terim olduğuna bakacağız arkadaşlar. Bu da yine oldukça kolay. Bizim burada yapmak istediğimiz şey her sayıyı sayma sayısına dönüştürmek. Dolayısıyla ilk sayı 1 yapabilmemiz için, A'yı 1 yapabilmemiz için A'dan A-1 çıkarmamız lazım. A artı 1'den A-1 çıkarttığımız zaman 2 olur. A artı 2'den A-1 çıkarttığımız zaman 3 olur. B'den A-1 çıkarttığımız zaman, bakın B'den A-1 çıkarttığımız zaman arkadaşlar B-A artı 1 olur. Dolayısıyla burada birden başladığı için buradaki sayma sayılarının sayısı sondaki sayı kadardır. Yani B eksi artı bir tanedir. O zaman başta verilen bu dizilişteki terim sayısı ifadesi de arkadaşlar B eksi artı bir şekilde ifade edilir. Dikkatinizi çekiyorsa arkadaşlar şunu gözlemlemek gerekir. Bizim konuştuğumuz mantık verilen sayı dizisini sayma sayılarıyla eşleştirmektir. Bir şekilde onları belirli işlemlerden geçirerek sayma sayılarına dönüştürmeye çalışıyoruz. Burası çok önemli.
Verilen bu diziye baktığımız zaman burada kaç terim olduğu soruluyor. Burada terimlerin arasındaki farkın 4 olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Terimlerin arasındaki fark 4 ise o zaman benim bunları 4'e bölmem lazım. Ama bu sayılar şu an 4'e bölünecek durumda değil. O nedenle ben her sayıdan bir çıkarmayı düşünüyorum. Eksi 12, buradan bir çıkarırsanız eksi 8, buradan bir çıkarırsanız eksi 4, buradan bir çıkarırsanız 0, 5'ten bir çıkarırsak 4, 9'dan bir çıkarırsak 8, 61'den bir çıkarırsak 60. Bu sayılar 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar burası eksi 3 olur, burası eksi 2 olur, burası eksi 1 olur, burası 0 olur, burası 1, burası 2, burası 15 olur. Ve ben her terime 4 eklediğim zaman 1, 2, 3, nokta nokta 19 olur. Dolayısıyla 15, 19'a denk geldiğine göre buradaki sayıların hepsini sayma sayılarıyla eşleştirdiğimiz zaman 19 terim olduğunu görüyoruz. O zaman bizim dizilişimizde 19 tane terimin varlığını gayet rahatlıkla ifade edebiliriz. Ancak yine de burada hani formülü de bir taraftan hatırlatmaya devam edelim. En büyük sınırımız 61 arkadaşlar. Eksi en küçük sınırımız eksi 11. Terimlerin arasındaki fark gördüğünüz gibi 4 artı 1'dir. Buradaki işlemi yaptığımız zaman eksi ile eksi artı yapar. Burası 72 bölü 4 artı 1'dir. 72'yi 4'e böldüğümüz zaman 18'dir. 18 artı 1'den 19 tane terimimiz olduğunu formülle de görmüş olduk. Ancak tekrar ediyorum, bizim amacımız formül ezberletmek veya formül öğretmek değil, daha çok yöntem öğretmek. Yöntem üzerinden anlaşılır şekilde işlemsel bir mantık kurmak istiyoruz. Şimdi mesela bu soru gerçekten anlatmış olduğumuz yöntemi çok önemli kılan bir soru. 86-87 diye ardışık doğal sayıların dizildiği bir elimizde aritmetik diziliş var arkadaşlar. Bu aritmetik dizilişte en büyük sayımız 185 verilmiş. Baştan 22. sayının kaç olduğu soruluyor. O zaman ben bunu 22'ye nasıl getiririmi düşünüyorum. Buradan biz 85'i çıkarırsak arkadaşlar burası 1 olur. Buradan 85 çıkarırsak burası 2 olur. Buradan 85 çıkarırsak burası 3 olur. Ve bu işlem devam ediyor. En sonuncudan 85'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar burası da 100 olur. Şimdi dolayısıyla benim elimde 100 terimden oluşan bir dizi var. Ben bunun 22. terimini istiyorum. Şimdi 22. terimi istediğime göre buradan geriye doğru gitmem lazım. Şimdi yukarıdan aşağıya gelirken her terimden 85 çıkarttığımıza göre o zaman bizim buraya 85 eklememiz lazım. 22. terime 85 eklediğimiz zaman verilen dizilişte 22. terim 22 artı 85'ten 107 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Demek ki bizim için 22. terimin biz 107 olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir diğer soruya geçelim. Bu da yine benzer mantıkla ilgili. 102, 97, 92, eksi 3, eksi 8, eksi 1 diye giden ve terimlerin arasındaki farkları gördüğünüz gibi beşer beşer değişen bir aritmetik diziliş var. Bu dizilişte sondan 15. sayı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bunu sayma sayıları haline getirelim arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi 102'yi yazıyoruz, 97'yi yazıyoruz, 92'yi yazıyoruz. Sonra işte eksi 3, eksi 8 ve eksi 13'ü yazıyoruz. Şimdi gördüğümüz gibi burada farklar 5 ama 5'e bölünür düzeyde değil. Onun için buradan 2 çıkarıyoruz. Bakın ben bu işlemi yaparken tüm terimlerden 2 çıkarttım. Geriye doğru giderken de 2 ekleyeceğim. Yani bunu 100 diye düşünüyorum. Bunu 95 diye düşünüyorum. Bunu artık 90 diye düşünüyorum. Buradan 2 çıkarttığınız zaman bunu eksi 5 diye düşünüyorum. Burayı eksi 10 diye düşünüyorum. Burayı da eksi 15 diye düşünüyorum. Tüm terimleri 5'e böldüğümüz zaman 20, 19. Bakın burada da bu yaptığımız işlem, buradaki geçişi sağlayan işlem 5'e bölme işlemi yaptık arkadaşlar. 19, 18 diye gidiyor. 5'e böldük, eksi 1, 5'e böldük, eksi 2, 5'e böldük, eksi 3. Bunları sayma sayısı yapabilmemiz için şu sayıyı 1'e getirmemiz lazım. Sondan sayacağımız için bunu 1'e getiriyoruz. Yoksa burayı da 1 haline getirebilirdik arkadaşlar. Burayı bir yapabilmemiz için buna biz 4 ekledik. Buna 4 eklersek 2 olur. Buna 4 eklersek 3 olur. Bu işlemde en sonucu da buna 4 eklersek de 24 olur. Demek ki burada da yaptığımız işlem 4 ekleme işlemidir arkadaşlar. Benden 15. sayı soruluyor. 15. sayıdan yukarıya doğru geri çıkacağım ben. 4 ekleyerek buraya ulaştığımıza göre buradaki sayılardan 4 çıkaracağız. 15'ten 4 çıkarttık, 11. 5'e bölerek buraya geldiğimizde göre 5 ile çarparak buraya gelebiliriz. Burası 55 arkadaşlar. Adım adım geriye doğru işlemleri ters çeviriyoruz. 2 çıkararak buraya geldiğimize göre 2 ekleyerek buraya geleceğiz. O zaman arkadaşlar sondan 15. terimimizin 57 olduğunu görmüş oluruz. Bu soru türüne
dikkat etmek lazım. Güzel bir tür olduğunu düşünüyorum. Ardışık 85, tam sayının en büyüğü 235 verilmiş. Bunlar çok güzel sorular arkadaşlar. Bir A sayısını düşünün. A'nın bir fazlası, A'nın iki fazlası diye gidebiliriz. Ancak biz isterseniz burada şöyle yanlış bir işlem yapmamak adına şöyle bir yöntem izlesek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. İlk sayımızı A artı 1 olarak alalım. Çünkü A olarak aldığımız zaman ilk sayı 0 eklenmiş. İkinci sayıyı A artı 2 olarak alıyoruz. Üçüncü sayıyı A artı 3 olarak alıyoruz. 85. sayıyı da A artı 85 olarak alıyoruz. Buradaki A artı 85 sayısı 235'miş arkadaşlar. Demek ki A artı 85 235 ise A'nın buradan 150 olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bana burada ne soruyor soru? Bu dizilişin en küçük terimi. A yerine 150 yazdığınız zaman bu dizilişteki en küçük terimin 151 olduğunu gayet rahatlıkla görebiliriz. Benzer bir soruyu da harfsel bir işlemle yapalım. Ardışık K tam sayının en büyüğü M verilmiş arkadaşlar. Şimdi ilk sayıya dikkat ederseniz A artı 1 diyorum. İkinci sayıya A artı 2 diyorum. Benden K terim olduğuna göre son sayı da A artı K'dır. Burada gördüğünüz gibi K tane terim var. Bu A artı K M verilmiş. Dolayısıyla A artı K M veriliyorsa buradan A'nın değeri M eksi K'dır. Benden ne istiyor bu? En küçüğünü istiyor. En küçüğü A artı 1'dir. Dolayısıyla A yerine M eksi K yazarsanız M eksi K artı 1 aradığınız değerdir. Dolayısıyla ardışık K tam sayının en büyüğü M ise en küçüğü arkadaşlar M eksi K artı 1 olarak ifade edilir. Sevgili arkadaşlar, burada biz terim sayısını bulmada kullandığımız yöntem, terim sayısını istenen dizilişteki her sayıyı bir takım işlemlerden geçirmek suretiyle sayma sayılarına dönüştürmüş oluyoruz. Ancak terim sayısı bulmada kitaplarımızda var olan formül budur. Üst sınır eksi alt sınır bölü fark artı 1'dir. Bunu anlamlandırmaya çalışalım. Arkadaşlar, buradaki formül aslında bizim yaptığımız işlemin formülüze edilmiş şeklidir. Yani biz istenen dizideki terimlerin sayısını bulmak isterken o terimleri sayma sayılarına çevirirken kullandığımız işlemler aslında buradaki verilen formülizasyonla ifade edilen işlemlerdir. Dolayısıyla terim sayısını bu şekilde formülle bulabileceğimiz gibi yukarıdaki 9 örnekte izah etmeye çalıştığım gibi bu şekilde de bulabiliriz. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.